Bugün çok zor bir gündü. Bu odaya girince her şeyi unutuyorum. Tüm sıkıntılarımı, dertlerimi, her şeyi unutuyorum. Bu oda beni tatlı ve huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor. Hadi bakalım. Uyku vakti. Gel. Gel bakalım, gel. Atlı karınca durdu. Atlar uyudu herhalde. Ablam için çok üzülüyorum. Hayatın en mutlu günde neler yaşadı kız. Neler geldi başına. İnsanın en mutlu olduğu günü herhalde. Ancak öldüğü zaman bilebilir. Ama hangi gün olduğunu söyleyecek tek kişi de ölmüş olur. Filozof mu oldun? Filozof olmak için çok tez canlıyım. Hadi uyan. Uykum yok. Uyumam lazım ama dinlenmem lazım. Çok yorulduk bugün. Bana masal anlat. Masal? Ben masal anlatmayı bilmiyorum ki. Herkes masal bilir bir kere. Yani masal biliyorum galiba da nasıl anlatılacağını bilmiyorum. Peki kızımız doğunca ne olacak? Bana masal anlat diyecek sana. Hadi bakalım çalışmaya başla, biraz antrenman yap. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam, bir saniye anlatıyorum. Hı. Bekliyorum. Tamam, anlatıyorum. Dur. Hadi. Dur. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... ...develer teller iken, pireler berber iken... ...dayım aldı kazanı, amcam kaptı sopayı... Peşinden tıngır mıngır giderken... Ya uyduruyorsun, tekerlemeyi geç, masana gel. Tamam anlatıyorum. Dur, anlatıyorum. Bir dev varmış, kocaman bir dev varmış. Cinderella'nın bahçesinde. Sonra demiş ki kötü cadı, Keloğlan'a. Keloğlan, bu dünyada benden daha kötü bir cadı var mı acaba? Keloğlan da bilmiyorum demiş. Anneme sormam lazım gitmiş. Anasına sormuş. Anası da demiş ki Keloğlan'a. Keloğlan, Keleşoğlan. Hayatın Keleşoğlan. Sen bu masalları karıştırdın galiba. Bu işi bırak demiş. Öğreneceğim, söz vereceğim. Söz vereceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.